Serdal Adalı'nın açıklamalarını getirdik ekrana. Kartal Yiğit hemen sana döneyim. Birazdan diğer Kartal Yiğit diğer adayı da yıllardan yani beri bu camianın içindesin. İki tane aday olması senin için normal mi? Mesela daha fazla aday bekliyor muydun? Ya da olmalı mı daha fazla aday? Daha fazla aday olmalı. Yani iki, iki de çıktı buna da şükretmesi lazım. Yani çünkü hakikaten sıkıntılı bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Artı şu var olağanüstü bir kongre. Olağan bir kongre değil. Şimdi gelecek aday ya Hasan Bey ya da Serdal Bey. İkisinden biri gelecek. E bir buçuk seneline geleceksin. E bir buçuk sene sonra bir daha kong şey var, kongre var. O zaman ne olacak? Her şey tekrardan değişecek. Ben bir üçlü aday, yani üçüncü bir aday çıkmasın, üçlü bir yarış bekliyordum ama ikili bir yarışta bence Beşiktaş için önemli. Bunu değerli buluyorum ben. Bu kadar kısa sürede çünkü e, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi biliyorsunuz e, bir türlü karar alamamıştı. Aldı kararı aralığın ortasını aldı daha sonra evet. öne çekti. Kendisi aday olacak mı olmayacak mı böyle bir uzattı. Uzatınca adaylar da bir e, muammada kaldı, çekincede kaldı. Yani çıkayım mı çıkmayayım mı? Mesela Tevfik Yaman Türk divan başkanı çıkmayı düşünüyordu. Evet. E, açıklaması vardı Ahmet Nur Çebi olursa ben yokum diye. Ama Ahmet Nur Çebi de çıkmadı kendisi olmadı. Ben bir Tevfik Bey'den açıkçası beklerdim bir aday olmayı. Sence niye aday olmadı Tevfik ama? Tevfik Bey'i ben tanıyorum. Mizaç olarak da çok böyle biraz naif bir insan. Evet. Ee, şey sevmiyor. O, o kızgınlığı yarışın o kızgınlığını sevmiyor. diş. Yani rekabet dişi, ortamı işte birilerini birilerine sallayayım, onun üzerinden prim yapayım işte öne çıkayım falan öyle şeyleri yok. Hep böyle şey düşüncesindeydi. İşte camia benim ismimde tevazu gösterirse, birleşirse ben aday olurum şeklindeydi ama ben beklerdim olmadı. 2025'e bekleyebilirim yani Tevfik Yaman. İki Türk'ten. tane kritik sorun var. Evet. Yakından takip ediyorsun bu seçimi. Birincisi e, mevcut başkan yani bırakacak olan başkan hangi adaya daha yakın? Serdal Adalı'ya. İkincisi bu başkanlar bu seçim propagandalarında enkaz edebiyatı yapıyor mu yapmıyor mu şu anda? Hani her gelen diyor ya enkaz devraldı falan. Şu var, enkaz edebiyatı değil ama Hasan Bey doğal olarak bence yapması gerekeni yapıyor. Ahmet Nur Çevi'ye muhalefet ediyor. Çünkü başkan o. Serdal Adalı'ya çok fazla muhalefet etmiyor. Kendi e, rakibi olmasına rağmen ama Serdal Bey tam tersi Hasan Bey'e daha çok muhaliflik yapıyor. Hmm. Ee, Ahmet Nur Çebi konusunda biraz geride kalıyor. Yani o benim dikkatimi çekti. Çünkü eleştirilmesi gereken çok şey var bu dönemde Ahmet Başkan üzerinden. Ee, onları yapmıyorlar özellikle Serdar Adalı. Ee, belki Şimdi biraz politik dav. Evet, politik davranıyor olabilir bu kendi düşüncesi. Hasan Arat daha çok Ahmet Başkan üzerinden. Son dönemde biraz da bir Serdar Adalı'ya. Serdar Adalı daha çok Hasan Bey üzerinden. Yani yarış biraz şey olmaya başladı, kızışmaya başladı. İlk çıktığında mesela Sayın Hasan Arat İlk da dedim ya yani bir seneye yakındır var zaten bir senedir ortada hı hı. ben adayım dedi ve çalış çalışıyor daha doğrusu Hasan Bey e, bundan Serdal Bey ilk e, çıkmadan daha doğrusu işte kararsızdı Hasan Aras şunu dedi e, Serdal Adal benim kardeşimdir daha doğrusu hemşerimdir ben e, abisiyle de aram çok iyi biz ailece görüşüyoruz e, onunla birleşmekten zevk alırım onur duyarım diye bir açıklaması vardı bir çağrıda bulunmuştu ama Serdal Bey bunu kabul etmedi. Kendi düşüncesi doğrudur. Doğal olarak aday olabilir. Yanındakiler de zaten böyle olmasını sen istedi. Sen isim verme ama iş ortada mı yoksa birisi daha ağır basıyor mu? Ben şunu söyleyeyim. Yani şimdi ben ne desem mesela bir tweet atıyorum. Aa sen Serdal Adalıcısın diyorlar. Bir tane hmm. atıyorum. Aa, sen Hasan Arat'ı destekliyorsun diyorlar. Yani ben e, hep ortadan şunu söyleyeyim. Tabii şunu söyleyeyim yani ben bir gazeteci olarak e, kendi mesleğim açısından tarafsız gitmeye bakıyorum verdiğim haberler ortada herkes baksın. Herkese eşit mesafedeyim. Yani aynı zamanda hep söylediğim bir divan kurulu üyesiyim de oy hakkım da var. Onu söylemeyeceğim. Oy hakkımı oraya gince bir kutsallığı vardır gerçi. Kaç kişi oy kullanıyor? 20.500 e, e, yanılmıyorsam e. oy hakkı var ama şunu söyleyebilirim. E, son dönemdeki en çetin bir yarış olacak en çetin kongreyi bekliyorum ben yani. ...bayağı bir kafa kafaya bir yarış bekliyorum ama aması da var. Ee, 8 bin ve üzeri yani 10 bin lira. Şimdi geçen kongre Ahmet Nurçevi ile Serdal Bey'in e, yarıştığı kongrede yanılmıyorsam 8 bin civarı bir 8 bine yakın bir şey vardı. E, oy, kullan, oy, kullanan vardı. Ben bu, bu kongrede 11 binleri hatta 12 binleri bulacağını düşünüyorum. Bu çok önemli bir kongre çünkü. Bu da benim şahsi. Kimin de, evet Şu söylüyorum. Benim şahsi, benim şahsi düşüncem. Sakın yanlış anlamasınlar. Yani ben o aday kazansın diye söylemiyorum. Benim şahsi düşüncem katılımın yüksek olması Hasan Arat'a yarar. Niye diye sorarsanız tepki oyları olacak, bağımsız münferit gelecek oylar. Şimdi bağımsız münferit gelecek oylar da çok önemli. Bu senin tabii ki. Bu benim sadece bu görüp, benim ön görüşüm. Öngörün. Ben mesleki tecrübeden söylüyorum. Biraz yani da Hasan Kongre, Arad, yapısını bildiğin Kongre yapısını için. bildiğim. Kongre yapısını bildiğim ki Hasanat kazansın veya Serdar Adalı kazansın diye söylemiyorum. Şu var, blok oylar Serdar Adalı'ya daha yakın. Bak onu söyleyeyim, blok oylar Serdar Adalı'ya daha yakın. Ya bu oyların şimdi kaçını alır falan yani bir rakam veremem. Sonuçta kongre bu. Mesela dernekler kimi diyor ki yarısı e, dernekler şu an itibariyle söylüyorum hı hı. serbest bırakılmış, bağımsız bırakılmış durumda. Yarısı belki Sayın Serdal Adalı'ya atacak, yarısı Sayın Hasan Arat'a atacak ya da çoğunluğu Adalı'ya atacak, çoğunluğu Arat'a atacak. Onu bilemez. İnsanların kendi vicdanında bir şey. Herhangi bir dernek başkanı karar da alsa herhangi bir adayı destekleme konusunda kimsenin e, oyunun o gücünü, o hürriyet oy atma özgürlüğünü elinden alamaz. İnsan gider sandığın başına istediğini atabilir. O ayrı bir şey. Ama blok oyların ben daha çok Serdal Adalı Bey'in yanında olduğunu düşünüyorum. Şunu da söyleyebiliriz. Blok oyların eskisi kadar gücün var mı? Bence yok. Eskisi kadar blok oylar, yani işte herkes derler klasiktir. Benim şu kadar oyun var, işte 500 oyun var, 1000 oyun var eski gücü yok. Bunu çünkü nerede, niye böyle söylüyorum? Bu bir kanıtlanmış bir şeydir. Geçtiğimiz kongrede bakıldığı zaman Serdar Adalı'nın herkes kazanacağını düşünüyordu Ahmet Nur Çebi'ye karşı. Çünkü blok oyların e, tamamına yakını önemli oy potansiyeli Serdal Bey'in yanındaydı. Ama Ahmet Nur Çebi farklı bir şekilde kazandı. O yüzden diyorum o eskiden eski dönemlerde çok güçlüydü bu blok oylar. Ama bu sefer... Değil e sanki o kadar değil gibi Hasan geliyor bana. Hasan Arat'ın da Paris Saint-Germain'le ilgili sözlerini çok kısa yorumlamanı isteyeceğim. Futbolcu transferi diyordu Chelsea Paris saint germain görüşüyoruz. Paris Saint-Germain'le anlaştık diyor evet. şimdi de. Bu da çok büyük bir hamle diyebilir miyiz seçim Diyebiliriz öncesi? Diyebiliriz tabii yani şimdi Paris Saint-Germain... Kim saint o isim acaba? Şimdi şöyle... Ya yani isimleri ben çok üstelemiyorum. Söylemek istemiyorlar ama şunu söyleyebilirim. Şimdi bazıları şöyle diyor. Ona da katılıyorum. Ya diyorlar seçim var. Şahsan i̇şte Bey çıktı. Ee, popülerizm yaparak seçimi kazanmak için işte Paris Saint Germain'le anlaştım. Şunu getireceğiz, bunu getireceğiz diyor. Onlara da katılıyorum. Saygı duyuyorum daha doğrusu. Ee, ama bilmiyorum yani Hasan tanıdığım için Hasan Bey. I. Hasan Bey gibi birinin çıkıp da Paris Saint Germain başkanını... Ee, ve e, Avrupa'da da önemli bir e, iş gücü olan e, bir başkanı ismini kullanarak e, böyle bir reklam yapacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Daha sonra bu e, kendisinin aleyhine olur. Onu söyleyeyim. Eğer böyle bir şey yoksa kendisine Hı -hı. aleyhine olur. bu renkli ters teper. Ve e, Paris Germain başkanının da kendisini bu şekilde kullandıracağını ben hiç tahmin etmiyorum. E, o yüzden Avrupa'da e, Sayın Hasan Bey aday olmadan yani resmi olarak açıklanmadan mesela çok paylaşım yapıyordu. Bu paylaşımlar arasında ben hep görüyordum Chelsea'nin başkanıyla, Paris Saint Germain başkanıyla hep fotoğrafları vardı. İyi dostlukları var hakikaten yurt dışında çok e, gücü olan bir isim Hasan Arat. Ben inanıyorum yani inanıyorum derken araştırdım da evet e, geçen gün inanmıyorsam iki gün önce Do Doha'ya gidip bir görüşme yapıyor. Yani durup dururken niye doğaya gitsin yani burada o kadar işi varken. doğaya gidip bir görüşme yapıyor. ve bazı konularda anlaşıyor. Özellikle futbol akademi anlamında, altyapı anlamında. Ve ismi sır gibi saklanan bir iki tane oyuncuyla görüşülmüş. Ben iki tane duydum. Anlaşmaya da varıldığı evet, evet, söyleniyor yani ama. Resmi şey yok tabii. Yani bir yapamazsın zaten öyle bir yetkin yok. Söz almış ama benim bildiğim eğer o söz alındıysa bu gerçekleşir. Bakın o zaman olmazsa sıkıntı olur. Sıkıntı yaşar onu da söyleyeyim. Kazansa da yani. Şimdi e, diğer konuları da toparlayalım. Şimdi Abu Bakar iyileşti değil mi? Sen notlarına da bakıyorsun. Abu Bakar iyileşti. Ya yani şunu söyleyeyim son kongre ile ilgili son olarak. E, Sayın Hasan Arat bugün listesinin ilk ismini açıkladı. Doktor Cüneyt Sezgin. Çok önemli bir finans uzmanı. Türkiye'nin önemli bir bankaların bankalarından birinin yönetim kurulu üyesi. E, üst düzey Holdinglerde e, görev almış önemli bir finans uzmanı kendisi bunu açıkladı. E, yavaş yavaş her gün açıklayacak. Zaten e, yanılmıyorsam 23'ü Perşembe günü de ilk listeler veriliyor. Ama bu ilk listeler şöyle e, bilmeyenler için söyleyeyim hatırlatayım. Boş listede verebilirsiniz hiç önemi yok. Önemli olan öbür son liste yani 26'sı yanılmıyorsam. Pardon öbür hafta sonuna kadar olan süreçte. Yani ay sonuna kadar esas liste verilecek. Perşembe günkü liste e, geçersiz bir liste yani önemli değil, değişebilir. Hı hı. Ama ilk ismi açıkladı Cüneyt Sezgin diye. Ve duyduğum kadarıyla e, ülkenin önemli holdinglerinden de bir iki isim alacakmış kendisi. Serdal Bey henüz resmi olarak açıklamadı. Duyduklarımız var tabi. E, kesinleşen bir Metin Keçeli var mesela camianın e, eski isimlerinden biri. Eski e, yöneticilik yapmış isimler var mı? Ol, olacak. Ama şu var. E, özellikle Serdal Adalı olacak. Sayın Hasan Arat genelde titiz davranıyor bu konuda. Sadece benim duyduğum eski yönetimde e, görev almış, futbol şube sorumluluğunda da bulunmuş Mete Vardar. Mete Vardar'ın olacağını biliyorum. E, Ekrem Keçeoğlu var mesela. Eski yine e, Süleyman Seba döneminin yöneticilerinden Ekrem Keçeoğlu. Onun da olacağını duydum ben onun dışında Serdal Bey'in de dediğim gibi Metin Keçeli kesinleşti o da daha henüz resmi olarak açıklamadı yani kongre e, yarışı kızışıyor önümüzdeki haftada daha da kızışacaktır yarıştan e, seçimden önce ama güzel bir yarışmış gibi geliyor bana yani önemli olan Beşiktaş için hangisi hayırlısıysa hangisi hakikaten yarar sağlayacak da, sağlayacaksa o isim gelsin çünkü Beşiktaş e, Sayın Hasan Arat'ın dediği gibi yani böyle bir dönüm noktasında köprüden önce son çıkış. Yani o Bu son çıkışı adayların değerlendirmesi lazım. Borçlar 7 milyar TL'yi bulmuş. Evet. Alıp başını gidiyor. Benim buradan nacizane tavsiyem iki adaya da lütfen popülist yaklaşımlardan kaçınsınlar. Onu getireceğim, bunu getireceğim. Mesela Taliska ismi sürekli çıkıyor. Yani hep bir Taliska, hep bir Taliska. Geçmişte böyle yıldız transferlerin gelip de hiçbir iş şey yapmadığını gördük. Kulübün borçlandığını gördük. Bundan uzak dursunlar. Takıma geçersek mesela şimdi sakatlıklar evet Rıza Hoca'nın hakikaten elini çok zor duruma düşürmüştü. Savunmada özellikle iki oyuncu da iyileşti yani Omar Kale'yi de şey evet. Erik Beyli de stoperlere sıkıntı yok. Ama Amartir işte milli takımda takımdan bir spor problemi yani. gelmiş zaten oynamayacaktı yani ile yani şey var oynatılmayacak. Yalnız Rashissa Sami takımdan sakat döndü büyük ihtimalle oynamayacak Samsun maçında. Onana da sakat. Onana zaten oynamıyor. Onu ayrı yere koyabiliriz. E, sakatların iyileşmesi tabii Sam maçı öncesi önemli. Ama Sam maçı kolay bir maç olmayacak. Yeni hocalarıyla Markus Gistol'la bir çıkış yakaladılar. ya yani Beşiktaş Beşiktaş'tan zor bir deplasman. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş'la ilgili son bir şey de Melike. hem kadın hem erkek basketbol takımı hakikaten çok iyi gidiyor. Düşük bütçelerle. onlardan buradan da Dusan Ali Biyeniş Aziz Akkaya hocayı da tebrik, e, tebrik ediyorum. İyi gidiyorlar.